Merhabalar. İnternetten şöyle küçük bir parça testere aldım. Bu bildiğiniz avuç içi spiral. Bu parça bu spirale takılıyor. Şimdi açıp temizleyeceğim. Ve spiral testereye dönüşüyor. Alırken çok güvenmemiştim. Yani oyuncak gibi bir şey elimde kalır diye düşünmüştüm ama gerçekten de inanılmaz iş görüyor. Birazdan size ağaç keserken videoda koyacağım. Tabii içi şu anda böyle dolmuş. Bunları biraz temizlemem gerekiyor. Şu gördüğünüz gibi spiral. Spiralin altına böyle bir parça var. Bunlar hepsi beraberinde geliyor. Parçayı koyuyorsunuz. Spiralini tekrar şu taşını da oraya koyup sıkıştırıyorsunuz araya. Gerçekten de yani çok dandik gibi görünüyordu ama çok işe yarıyor, çok güzel. Yani şu plastik biraz buradan sıkamadım. O biraz oynuyor. Ve titreşimden dolayı açıldı da tekrar biraz. Onun dışında gerçekten gayet başarılı. Ve bir sürü odun kesmeme rağmen daha zincirin dişlerini bile falan yapmama gerek kalmadı. Hala gayet güzel bir şekilde kesiyor. Sadece arada bir açıp şöyle içini boşaltıyorum. Yani zararı olmasın diye. Ve tek dezavantajı belki de bir yağ şeyi yapmamışlar. Yağ deposu yapmamışlar. Çünkü zincirin devamlı yağlanması gerekiyor. Ona şuradan elinizle zincirin içine kendiniz döküyorsunuz. Onu da her 10 dakikaya bir şöyle biraz döküp yağlıyorum zinciri. Yani çok büyük bir sıkıntı değil tabii ki. İlla her şeyin otomatik olmasına gerek yok. Ama gayet başarılı. Şu alanı iyice temizleyeyim. Fırça yoksa bir bezle de temizleyebilirsiniz. Sadece eğer alırsanız şuraya içine koyulan bir tane vida var. Siyah bir vida. Onun ne işe yaradığını tam olarak bilemiyorum. O vidayı dün akşam şurada düşürdüm. Bulacağım. Ama bir işe yaramıyor. Çünkü o vida zaten orada sadece sallanıyor. Duruyor yani. Bir yere tam olarak monte edemiyorsunuz. Onun ne olduğunu bulamadım. Zinciri bolardığında biraz daha sıkılaştırmak için olduğunu tahmin ediyorum ama öyle bir fonksiyonunu göremedim. Ama ürünü size kesinlikle tavsiye ediyorum. Cairns neydi ya adı? Hatırlamıyorum. Sev 1105. Bu zaten size nereden aldığımın trend yoldan getirttirdim. Linkini de koyarım. Almak isterseniz. Dikkat etmeniz gereken tabii biraz güçlü bir el spiraliniz olması. Bu Bosch marka bir spiral. Ve şuradaki spiralin kendi oturduğu yer, vidasının 1 santim yani 10 milimetre olması gerekiyor. Yoksa uymuyor. Gerçi şu içindeki parçadan bir tane daha var. Daha küçük bir parça olarak gönderdiler. Şu dişli yerinin olduğu yer. Bir parça daha var. Onun girişi daha küçük. Belki daha küçük girişli spirallerde problem çıkmasın diye eklemiş olabilirler. Ama satın aldığında firma beni aradı ve bana buradaki vidanın boyunu tam olarak sordu. Yanlış olmasın diye. Yani onlar da gayet ilgilendiler. Evet. Bunu bayağı temizledik. Bunu da temizleyelim. Şöyle biraz yaptınız mı temizleniyor. Dişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de kaliteli, güzel. Evet. Minicik bir şey. Küçük ama çok güzel, çok işe yarayan bir şey. Tekrar yerine yerleştiriyorum. Yerleştirirken
dişlerin şuraya içine tam oturduğuna dikkat edin. Güzel otursun. Ondan sonra arkadan girdiler mi yerlerine? Evet. Şöyle elimizle biraz sıkalım. Önce oynuyor. Rüzgar nasıl bakıyor? İzliyor seni. Rüzgar bizi izliyor. Evet. Sonra şuradan biraz böyle gerdiriyorum. Kontrol ediyorum. Tornavida yardımıyla. Onu gergin tutaraktan. Bir bakayım. Evet, dönüyor. Dişlerin tam oturduğuna emin olaraktan. Bunu güzelce vidalarımızı sert bir şekilde sıkıyoruz. Yani vidalar da kaliteliymiş. Çünkü dünden beri kaç kere söküp temizledim. Vidaların ağzı, somunların ağzı gitmedi. Gayet güzel duruyor. Evet. Ne oldu baba? Rüzgar takıp duruyor. Sıkılmıyor da. Rüzgar'ın aslında canı sıkıldı. Lale'nin ayağı biraz rahatsız olduğu için onları dışarı çıkartamıyoruz. Rüzgar çıkmak istiyor. Canı sıkılıyor içeride. Benimle de oynayın diyor. Ben de bir çocuğum diyor. Evet. İyice sıktık. Deniyorum. Seni izleye izleye uyuyordu az kalsın. Evet, gayet normal dönüyor. Şimdi şuradan 3-5 damla yağ damlatıp aleti tekrar çalıştıracağım. Ki yağ her yere dönsün. Onun dışında burası biraz tekrar bolardı. Bunu tam oturtamamıştım zaten ha. Evet. İyice sıkıştırman gerekiyor. Evet. Evet, bunun ağzı biraz gitmek üzere. Bu vidalar çok sağlam değilmiş arkadaşlar. Ona göre davranın. Evet. Makinemiz hazır. Küçük el avuç içi spirali deniyor buna. Veya taşlama aleti deniyor. Avuç içi taşlama aleti bir testereye dönüştü. Çok güzel, çok yararlı. Bakalım tekrar gelin. Evet, bu kadar odun kestim bile burada. Çok yaklaşmayayım bence. Yaklaş, gel şeyi göstereceğim. Hoppala. Başlatmayacaksın değil mi? Ya başlasam da bir şey olmaz babacığım, sana ne olacak? Bilmem. Evet, buradan birkaç damla yağ damlatıyoruz içine. Sonra bir çalıştırıyoruz. Kapatıyoruz. Korktum. Korkma ya. Evet. Yağ her yere iyice ulaşsın. Size önerim, herhangi bir işlem yaparken, yani testeresiyle uğraşırken falan mutlaka elektrikten çekilin, eliniz falan deyip de bir anda çalışmaya başlamasın, Allah korusun. Tehlikeli olur.
gerçekten de çok kolay kesiyor. Böyle kalınları da kesiyor. Hiç sorun yok. Şurada zeytin ağacımız, limon ağacımız falan var. Onlar çok zor kesilir. Özellikle zeytin, kuru zeytin ağacı. Birini de deneyeceğim bakalım nasıl kesecek. Tamam. De. Limon mu keseceksin? Evet, mesela bu şey, limon ağacı. Bakalım ne olacak. Şu taraftan geçtiler. Tamam. Gayet güzel kesiyor. Şurada bu ne acaba? Zeytin bence. Yok, bu zeytine pek benzemiyor. Bir kök. Şu zeytin. Bu nar. Nar mı? Yok. Şey. Evet, bu nar olabilir veya zeytin olabilir. Kesince kokusunu anlayabiliriz. Çekiyor musun? Hı Koklayalım. Zeytine benziyor, evet. Ben de koklayayım. Kokla bakayım sen de. Nara da benziyor gerçi. Çok eski bunlar. Ne zamandır burada yatıyordu? Yok şey. Zeytin bence bu baba, zeytin. Evet. Şurası zeytine benzemiyor baba, babacığım, kabukları. Ama zeytin kokuyor. Aa, üzerine sütledi. Böyle. Gayet güzel kesiyor. Çok memnunuz.